Merhaba arkadaşlar. Uçmak istiyorum kanalına hoş geldiniz. Kanat profilini incelemeye devam ediyoruz. Wingspan yani kanat açıklığı. Kanat uçları arasındaki düz çizgi mesafesidir. Kanat açıklığı B ile gösterilir. Ve bu resimde koyu renk ile gösterilen bir kanat ucundan diğer kanat ucuna olan mesafedir. Çeşitli kanat formlarına göre span ölçümleri buradaki şekillerde gösterilmiştir. Arkadaşlar en üstte plain bir kanat görüyorsunuz. Bakınız kanadın kord uzunluğunu C ile göstermişiz ki biraz sonra detaylı olarak anlatacağım ben bu konuyu. Ve kanadın bir ucundan bir ucuna olan mesafeyi B ile göstermişiz. Burada konik bir kanat görüyoruz. Yine kanadın kordu ve bir ucundan bir ucu olan mesafesini B ile göstermişiz. Burada ise sweepback bir kanat görüyoruz. Kanadın bir ucundan bir ucu olan mesafesini yine B ile göstermişiz. Burada arkadaşlar havada uçan bir uçağın alttan görünüşüne göre kanadın bir ucundan bir ucu olan mesafesini B ile gösteriyoruz ve biz buna span adını veriyoruz. Gross wing area yani toplam kanat alanı. Kanadın normalde gövdeyi de içinde barındıran kısmı da dahil olarak kanadın planına bakış bölgesidir. Ve bu alanın bir kısmı gövde veya motorlar tarafından kaplanmış olabilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kanadın bütün yüzey alanı gövde dahil gross wing area'yı oluşturuyor. Kanat açıklığı ve ortalama kordonun çarpımı bize kanat alanını verir. Burada çeşitli kanat yapılarını görüyorsunuz. Sweepback kanat, delta kanat, elips kanat, plane kanat hepsini burada görebiliyoruz. Lift kuvvetine etkisinden dolayı bu alanlarda hesaplamalara dahil edilir. Ve formülümüz S kanat yüzeyi eşittir C kord çarpı B span olarak formülize ediliyor. Yani S eşittir C çarpı B. Yani kanat yüzey alanı eşittir kord çarpı span. Net wing area kanadın gövdeyi içine alan kısmı hariç olan kanat bölgesi alanıdır. Arkadaşlar biraz öncekinden farklı olarak uçağın gövdesinin hariç bırakıldığını görüyoruz. Kanatların yüzey alanı net wing area'yı oluşturuyor. Root kordosu yani kök kordosu. Kanat merkez hattındaki kordo uzunluğudur. Yani arkadaşlar şu kord uzunluğundan bahsediyoruz. Tip kordosu yani kanat uç kordosu ise kanat ucundaki kord uzunluğudur. Onu da burada gösteriyoruz. Taper ratio yani kanat daralma oranı. Kanat ucu kord uzunluğunun kök kord uzunluğuna orandır. CT bölü CR olarak gösterilir. Köşeli kanatlarda 1.0 olan bu oran, sivri uçlu delta kanatlarda ise 0.0'dır. Biraz önce root kordosundan ve tip kordosundan bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi root kordosu burasıydı. Tip kordu ise burasıydı. Taper ratio ise CT'nin CR'ye olan oranıdır. Yine burada gösterecek olursak CT'nin yani tip kordonun root kordaya olan oranına taper ratio adını veriyoruz. Aspect ratio kanadın boy en oranı. Kanat uzunluğunun ortalama kordaya olan oranıdır. Kanat uzunluğunun yani span'ın kanat ortasındaki kordaya yani avraj korda bölünmesiyle bulunur. Arkadaşlar kanadımızın bir ucundan bir ucuna olan mesafeye span demiştik. Kanadın kordumuz burasıydı. Dolayısıyla arkadaşlar aspect ratio formülümüz B bölü C yani span bölü kord olacak. Aspect ratio'yu birkaç formülle inceleyeceğiz. Bir diğer formül ise bakın burada olduğu gibi B kare bölü S'dir.
Ve benim yine kanadımın span karesi bölü kanadın yüzey alanı. Arkadaşlar B kare bölü S nereden geliyor? Bundan bahsetmek istiyorum. Aspect ratio B bölü C demiştik. Biz bu formülü B bölü C çarpı B bölü B diye yazabiliriz. Bu matematiksel olaraktan doğrudur. O halde arkadaşlar şurası B kare olur. Aşağısı ise B çarpı C olur. Bunun da biraz önce S kanat yüzey alanını verdiğini öğrenmiştik. Arkadaşlar dolayısıyla bakın karşımıza 3 tane formül çıktı. Bir tanesi wingspan bölü average chord. Diğeri gross wing area bölü average chord karesi. Bir diğeri ise wingspan karesi bölü gross wing area'dır. Arkadaşlar basit olaraktan aspect ratio'ya şu şekilde bakabiliriz. Burada bir uçağımız var. Uçağımızın sağ kanadı 4 metreye 2 metre imal edilmiş. Sol kanadı ise 8 metreye 1 metre olarak imal edilmiş. İkisi de 8 metre kare bu kanatlarımızın. Ancak aspect ratio oranına baktığımız zaman farklı değerler çıkacak karşımıza. Sağdaki kanada bakacak olursak kanadımızın B'si 4, kordu ise 2. Dolayısıyla 4 bölü 2 aspect ratio'yu 2 verecektir. Soldaki kanadımızın ise uzunluğu 8, kordu ise 1. Dolayısıyla 8 bölü 1 aspect ratio'yu 8 verecektir. Gördüğünüz gibi her ikisi de aynı metrekareye sahip olmasına rağmen sol kanadın aspect ratio'su 8, sağ kanadın aspect ratio'su ise 2 değerindedir. Aspect ratio, aerodinamik karakteristikleri belirleyen önemli bir faktördür. Uzun dar kanatlarda high aspect ratio yani yüksek en boy oranı, buna mukabil kısa güdük kanatlarda ise low aspect ratio yani düşük en boy oranı vardır. Arkadaşlar önemli bir formül açıklayacağım burada size. Aspect ratio arttıkça indüklenmiş drag yani induced drag azalır. Yani arkadaşlar bakın buradaki iki uçağı inceleyecek olursak daha kordu küçük, boyu uzun kanatlı uçaklarda aspect ratio daha yüksek bir değer olacaktır. Kordu geniş ama boyu daha kısa olan kanatlarda ise aspect ratio daha düşük olacaktır. Yani buna biz low aspect ratio diyeceğiz. Bir diğer formül ise aspect ratio arttıkça kritik hücum açısı azalır. Arkadaşlar şu grafik üzerine inceleyelim. Bakınız bu benim lift eğrim. Yine ilerleyen slaytlarda bu konuyu detaylı olarak inceleyeceğim. Bu lift eğrisinin arkadaşlar lineer olarak artan bu lift eğrisinin en tepesindeki nokta coefficient of lift'in maksimum olduğu yer. Ve aynı zamanda bu nokta uçağımın stall olduğu nokta. Şimdi aspect ratio olarak inceleyecek olursak, bakın burada bir planör görüyoruz. Bu planörün aspect ratio'su 30'a 1 oranında. Ancak stall açısı 10 derece. Yani oldukça düşük. Yani angle of attack açısını arttırmaya başladığımızda diğer uçaklara nazaran çok daha erken stall olacağını görebiliyoruz. En sağdaki uçağımız ise forward sweep kanada sahip bir uçağa ait. Bunun ise aspect ratio'su 2.5'a 1 oranında. Ancak stall açısına baktığımız zaman 25 derecede stall olduğunu görüyoruz. Oldukça iyi bir değerdir arkadaşlar. Ancak bizim airline'da kullandığımız sweepback kanat yapılı uçaklarda aspect ratio'nun 10'a 1 oranında olduğunu ve bunun kritik stall açısının ise 16 derece olduğunu buradan görebiliyorum. Dolayısıyla aspect ratio arttıkça bakın planörde olduğu gibi kritik hücum açısı azalır. Yani bir şeyler iyiye doğru giderken diğer aerodinamik özellikler kötüye doğru gidecek. Sağdaki şekli inceleyelim. Aspect ratio arttıkça lift kuvveti artar diyor. Arkadaşlar bakın burada high aspect ratio, burada ise low aspect ratio kanat yapısına sahip iki uçağın mukayesesini görüyoruz. Low aspect ratio'ya sahip uçağımızın daha geç stall olduğundan bahsetmiştik. Bakın şuradaki uçak örneğini vermiştik. 25 derecede stall oluyordu. Ancak lift açısından baktığımızda sola doğru geldiğimizde bu kadarlık bir lift ürettiğini görüyorum. Aspect
High aspect ratio uçağın ise daha küçük kritik ucumasında stall olduğundan bahsetmiştik. Bunu da planör örneğini vermiştik. Bakınız kritik ucum açısı 10 derece gibi bir değerde. Ancak üretmiş olduğu lifte baktığımızda low aspect ratio'ya nazaran çok daha fazla lift ürettiğini görüyorlar. Dolayısıyla aspect ratio arttıkça coefficient of lift artıyor, kritik ucum açısı düşüyor. Aspect ratio düştükçe kritik ucum açısı artıyor ancak coefficient of lift değerim düşüyor. Tabii bunların dışında bir şey daha anlatacağım size daha sonra. O da induced drag'la ilgili. İlerleyen slaytlarda induced drag konusuna daha detaylı olarak gireceğim. Arkadaşlar, aspect ratio ve taper ratio formüllerini birbiriyle karıştırmamamız gerekiyor. Aspect ratio için ne demiştik? B kare bölü S demiştik. Span kare bölü kanat yüzey alanı. Taper ratio ise CT bölü CR'ydi. Yani uçağımın tip kordunun root kordaya olan oranıydı. Sweep back angle yani geriye meyil açısı, geriye ok açısı diye tercüme edebiliyoruz. Kanat boyunca olan tüm %25 korda noktalarının birleşiminden oluşan çizgi ile kök korda hattı arasındaki açıdır. Yani kanat uçlarının kanat köküne göre uçağın daha ilerisinde veya gerisinde olmasının bir ölçüsüdür sweep angle. Şimdi bu tanımı size anlatmaya çalışayım. Eminim ki bu cümleden çok da bir şey anlamadınız. Şunu demek istiyor. Bakınız burası kanadımın kökü yani root'u. Burası ise ucu yani tipi. Kanadımızın tip kordonun %25'ini işaretliyorum. Kök kordonun da %25'ini işaretliyorum. Ve ikisini birleştiriyorum. Ve bir hat elde ettim. İşte bu hat arkadaşlar şuradaki %25 korda noktalarının birleşiminden oluşan çizgi demiş olduğu hat. Ve dolayısıyla arkadaşlar benim bu çizmiş olduğum bu hattın, bu çizginin şuradaki kök korda ile uçağın uzunluk eksenine göre 90 derece çizilmiş olan şu hat ile yapmış olduğu açıya sweep back angle açısı adını veriyoruz. Veya angle of sweep back adını veriyoruz. Burada uçağın üzerinde bakacak olursak sağ kanadımız ve sol kanadımız tabii ki eşit bir sweep angle açısına sahip olacaktır. Sweep açısı maksimum lift ve stall karakteristiklerinde önemli değişiklikler oluşturur. Bundan sonra karşımıza gelecek olan lift bölümünde de detaylı olarak inceleyeceğim. Mean aerodynamic chord, ortalama aerodynamic chord hattı. Sweep back bir profilin chord hattı, sahip olduğu yunuslama momentlerinin uçuş boyunca aynısına sahip olan hayali dikdörtgen bir profilin kordo hattı ile aynıdır. Arkadaşlar, plane bir kanadın kordosu ucunda da kökünde de aynı. Dolayısıyla çok kafamız karışmayacak. Ancak konik bir kanatta kök korda, uç korda veya kanadın ortasındaki bir bölgenin kordo hattının farklı olduğunu görüyorum. İşte bunu tanımlıyor mean aerodynamic chord. Ve arkadaşlar buradaki tanım şunu demek istiyor bakınız. Sweep back bir kanat var burada görmüş olduğunuz gibi. Ve bir de kesik kesik siyah çizgiyle çizilmiş olan dikdörtgen bir kanat var. İşte buradaki bu dikdörtgen kanadın aerodinamik özellikleri ile aynı özelliklere sahip buradaki sweep back kanadın aynı ortalama aerodinamik orada sahip olduğundan bahsediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar mean aerodynamic chord buradaki bu dikdörtgen ile aynı aerodinamik özelliklere sahip aşağıdaki sweep kanadın chorduna eşittir. Bunu hesaplarken biz pilotlar çok detaya girmeyeceğiz. Pilot Operation Handbook'ta yani PO-H'de bize hesaplanmış vaziyette verilecek. Ancak çok kaba olarak şunu söyleyebilirim. Bakın burası kanadımın ucu. Buna B demişiz. Şurası ise kanadımın kökü. Buna da A uzunluğu demişim. Bu A uzunluğunu alıyorum. Ucun hem ön tarafına hem arka tarafına koyuyorum. Şuradaki kanadın ucundaki B mesafesini ise kanadın kökünün hem ön tarafına hem de arka tarafına koyuyorum. Daha sonra çaprazlama olarak bu kökteki en uç nokta ile uçtaki en geri noktayı birleştiriyorum. Uçtaki en ön nokta ile kökteki en geri noktayı da birleştiriyorum.
Ve bu iki hattın kesiştiği nokta benim kanadımın min aortemik kordunun bulunmuş olduğu yer olacak. Ve özellikle mass and balance dersinde size şunu anlatacağım. Bu uzunluk 100 birimdir. Burası sıfırdır. Burası ise 100 değerindedir. Dolayısıyla arkadaşlar tam şurası ise min aortemik kordun %50'sine tekabül eder. O halde benim ağırlık merkezim %25 korttadır dediğimiz zaman bizim aklımıza işte şurası, burası %50, burası %0 olduğuna göre burası %25'tir. Bunun gövde üzerindeki iz düşümü bu CG'nin bulunduğu yeri bana verecektir. Mean aortemic chord özellikle uçak ağırlığı ve denge hesaplamaları sırasında ve CG'nin yerinin tespit edilmesinde referans chord olarak kullanılan bir tanımdır arkadaşlar. Mean aortemic chord aynı aortemic özelliklere sahip eşdeğer dikdörtgen kanattır. Biraz önce bunun tanımını vermiştim size. Yani aynı lift ve momente sahip dikdörtgen kanadın chord uzunluğu ile buradaki sweep kanadın chord uzunluğu aynıdır. Bakınız önemli bir nokta. Mean aortemic chord bir ortalama chord değildir. Aynı lift ve momente sahip iki eşdeğer dikdörtgen kanada ait chord uzunluğudur. Mean geometric chord diye de bir tanım var arkadaşlar. Mean geometric chord ise aynı geometrik özelliklere sahip eşdeğer dikdörtgen kanattır. Ve buradaki dikdörtgen kanadın alanı ile aşağıdaki sweep ve kanadın alanı birbirine eşittir. Eğer alan olaraktan bu eşitliği sağlamışsak biz buna mean geometric chord adını veriyoruz. Ama buradaki dikdörtgen kanadın aortemik özellikleri ile buradaki sweep ve kanadın aortemik özellikleri birbirine eşitlenmişse o zaman biz buna mean aortemic chord adını veriyoruz. Peki hemen gelelim average chord tanımına. Yani ortalama chord'a. Ortalama chord isminden de anlaşıldığı gibi ortalama chord'dur. Yani kanadın matematiksel olarak hesaplanmış orta bölgesinin chord'udur. Kanat genişliği bir average chord toplam kanat bölgesini verir. Ama bakın burada yine önemli bir konuyu açıklamışım. Mean aortemic chord ile average chord aynı değildir. Average chord genel olarak yarım kanadın orta noktasında bulunur. Yani yarım kanadın ki biz buna semispan diyoruz. 1/2 semispanından geçen chord hattıdır. Taper ratio, aspect ratio ve sweep back angle bir kanadın aerodinamik karakteristiklerini belirleyen ana faktörlerden bazılarıdır. Özetleyecek olursak kanat üzerinde sweep angle açısını anlattım. Buradaki resim üzerinde high aspect ratio ve low aspect ratio'yu anlattım. Şu resim üzerinde ise sweep back angle dediğimiz geriye ok açısını anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar bu haftaki video konusunu burada bitiriyorum. Bir sonraki hafta uçağımızın kanatları üzerinde meydana gelen 4 temel kuvvetin neler olduğunu inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.